İsmim Bayram, soy ismim Kayan. 1976 Samsun İnadik doğumluyum. Kendim sporcuyum. Tekvando sporuyla uğraşıyorum. Ve antrenörüm. Aynı zamanda Bursa Osman Gazi Spor Kulübü'nün sporcusuyum. Mücahit Hocam, Osman Gazi Spor Kulübü'nün, Bursa Osman Gazi Spor Kulübü'nün antrenörü. Biz uzun yıllardır hem çok samimi arkadaşız hem de hoca-öğrenci ilişkimiz var. İsmim Mücahit Altıner. 1975 doğumluyum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 3. kademe tekvando antrenörü olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Yıldızlar Milli Takımı'nda da antrenörlük yapmaktayım. Türkiye'de futboldan sonra en çok lisanslı branşa sahip tekvando. Şu an aktif devam eden öğrenci sporcu sayımız 132. Tabii bunları gruplar şeklinde çalıştırıyoruz. Bayram'la bizim tanışıklığımız çok eskiye dayanır. Yıllarca kendisiyle müsabakalara çıktık. Bayram da kendini sporda bulmuş bir arkadaşımız diyebiliriz. En zevk aldığım kişilerden bir tanesi de Bayram, çalışmaktan mutluluk duyduğum. Yani birbirimizi çok daha iyi anlayabiliyoruz. Antrenmanda olsun, müsabakada ya teknik taktik anlamında. Ya Bayram gibi paralimpik sporcularımızla nasıl birlikte çalışacağımızı da biz öğreniyoruz onlarla beraber. Küçük yaşta ben 10-11 aylıkken beşiğin ve şimdiki ismi artık şömine olarak geçiyor işte ama eski ismi Ocak. Oraya benim beşik devrilmiş. Beşik devrilmiş. Sol tarafıma doğru düşünce bu sol kolum ateşle birebir yanmış. Bu da böyle çırpınmayla parmaklar ampute olmuş işte. İşte hastaneye gittiğimizde salim parmakları duruyormuş ama işte sonrasında kankerine çevirmesin diye parmakların işte ön eklemlerden alınması gerektiği söylenmiş. İşte annem babam hani nihayetinde onlar anne baba yüreği demişler hani yaşasın en azından kabul etmişler. Ben kendimin hayatla baş başa kaldığım bir andan bahsetmek istiyorum. 10 yaşlarındayım, ilkokula gidiyorum. O hepimizin bildiği geçmiş dönemdeki siyah önlükler, beyaz yakalar vardı. İşte annem beyaz yakamı taktı, önlüğümü ilikledikten sonra pantolonumu giydiriyordu. Ki daha dün gibi hatırlarım. Sağ bacağımı işte pantolonla giydirdi. Solu giydirirken babam vardiyadan gelmişti. Sabah saatleriydi. Kapıyı açtı tam böyle salonun ortasında. Bana işte böyle bir ışımda geldi. Annemi ittirdi. Beni ittirdi. Pantolonu böyle çekti benim paçamdan. Attı kenara. Kalk dedi kendin giyin dedi. Hizmetçi mi var senin dedi bana. Hep biz seni mi giydireceğiz dedi. Bir bağırdı bana böyle. Babamın o zamanki tavırları, davranışları beni çok üzmüştü. Hem anneme yapılan bir hani şey vardı. Hem de bana yapılan bir haksızlık diye düşünmüştüm. Ama zamanla babama hak verdim. Ben orada kalktım. Ağlaya ağlaya o pantolonu tek başıma giydim. O günden sonra da beni hiç kimse giydirmedi. Hiç kimse bana yedirip içirmedi. Belki annem giydirmeye devam etseydi, halen belki üstümü başkaları giydiriyordu. Belki eşim bana yemek yedirip içiriyordu. İsmim Ümran Kayan. 1977 Kütahya Gediz doğumluyum. İki tane oğlum var. Biri 11, biri 7 yaşında. İlk tanıştığımızda hatta eşimin bana bir cümlesi vardı. 14 yaşında bir çocuğunun olduğunu bahsetti. İsmi Tekvando dedi. Ben de hani bu sporu dedi bırakmam dedi. İlk maçına gittiğimde çok yani duygulandım, hatta ağladım. O gün bana demişti bırakayım mı? Ben de hayır, devam etsen bu yolda. Ben şimdi anladım seni dedim. Kız kardeşim tekvando yapıyordu. Akşamları onu almaya gidiyordum. Biraz erken gittiğim zaman işte izlerdim. Hoşuma gitti. Eve geldim babama. İşte ben tekme almaya başlayacağım dediğimde olmaz dendi. Ama
Ben spor yapmak istiyordum. Babamdan habersiz işte akşamları ders çalışmaya gidiyorum diyerek evden çıkardım. Kız kardeşim de balkondan çantayı atardı bana. İşte yaklaşık 1-2 hafta sonra babam beni spor salonunda yakaladı. Takip etmiş beni. O zamanki antrenörümüz babamla konuştu. İzin aldı. Babam da bana izin verdikten sonra yani dünyalar bana bağışlanmıştı sanki. Ondan sonra yola çıktım işte. Babam aslında çok iyi anlıyorum. Engelli bir çocuğun var. Onu bu toplumda var etmek için uğraşıyorsun. Seni okumaktan başka hiçbir şey kurtarmaz. Hani oku, mesleğini eline al anlamında düşündü babam. İşte okul zamanlarında da sürekli kara kalemle resim yapıyordum. Güzel sanatlar resim öğretmenliği kazandım. Bedensel engellilere öğretmenlik hakkı verilmiyor gibi bir madde vardı. Ona istinaden ben de okulu bıraktım. Sonra tekstil sektöründe çalışmaya başladım. 17 sene boyunca hem tekvando yaptım hem tekstil firmasında çalıştım. 17 sene sonra firmadan emekli oldum. Emekli olduktan sonra da antrenörlük yapmaya başladım. Şu anda toplamda 70 sporcum var. Yavaş yavaş artık müsabakalara katılmaya başladık biz de. Nihal adında bir engelli öğrencim var. Her iki elinde biri dirsek, tam dirsekte, biri de tam bilekte elleri yok, parmakları yok. Büyük bir hevesle, büyük bir azimle, hırsla bu işi yapıyor. İsmim Mehmet Reşit Şahin. Evliyim, 3 tane çocuğum var. En büyükleri Nihal. Nihal'in engeli doğuştan. 4 sene önce ilkokul 1'e giderken okul bahçesinde bir Bayram Hoca ile karşılaştık. Bayram Hoca dedi, yani birkaç gün gelsin. İlk başta doğal olarak çekindi. Erkek sporudur, yapmam falan dedi. İşin içerisine girince aşık oldu yani. Tekvando'ya gitmeden evvel 3-5 arkadaşın bir ortamda bulunduğu zaman çekiniyor da şu an gayet normal bir şekilde. Her ortama girebiliyor. Bayram Hoca ile bir araya gelmesi tamamen bir şans. Yani tamamen iki yıldızın buluşmasıdır bu. Ve hayatları boyunca Bayram Hoca'nın bayrağını taşıyacağını ve onun ardından da Nihal'in geleceğine inandığım için hani Bayram Hoca Nihal kendisi tercih ediyor. Nihal'in hedefi kendisi Türkiye Olimpiyatlarına hazırlanmak. Değerli engelli kardeşlerimizin ailelerine aslında sesleniyorum. Sen yapamazsın deyip ona hani yardımcı olmasınlar. Atın önüne, kendisi yapsın, kendisi başarsın. O başardıkça, bir şeyleri başardıkça aslında daha hırs yapacaktır. Sokakta 3 arkadaşınla en fazla arkadaşlık edersin. Ama salona gidiyorsun 40 tane arkadaşın var. Haftanın 3 günü 40 tane arkadaşınla hep berabersin. Herkesin düşüncesi, herkesin ne bileyim hayali, konuşması senin de ufkunu açıyor. Bakış açın değişiyor daha doğrusu. Bence herkes yapabiliyorsa spor yapsın diye düşünüyorum ya. İlk tekvandoya hani başladığımda engelliler branşı yoktu. Normallerle müsabaka yapıyordum. 2008'in son Türkiye Şampiyonası'nda ben tekvandoyu bırakma kararı aldım. Sonra 2009'da bir para tekvando milli takımı kurulacak duyurusu yapıldı Türkiye Tekvando Federasyonu sitesinde. Şansımı orada denemek için tekrar geri dönüş yaptım. Federasyon da oraya beni uygun gördü. 2009'da para tekvando Dünya Tekvando Federasyonu tarafından kuruldu. Dünyada ilk kez oluşan bir oluşumdu. Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu benim. İkincisi Rusya St. Petersburg'da yapıldı. 2010 yılında ikinci kez dünya şampiyonu oldum. İki kez Avrupa ikincisi oldum. İki kez Avrupa üçüncüsü oldum. 8 kez Türkiye şampiyonu oldum. Allah herkese nasip etsin. Bütün engelli kardeşlerimize nasip etsin. Ama güzel duygular. Ben Değişiklik Kürsüsü'ne çıktım, madalyamı aldım. İstiklal Marşı çalmaya başladığında ister istemez ağlıyorsun. Neden? Şöyle bir bakıyorsun. Tüm dünya ülkelerinin sporcuları, işte antrenörleri, hakemler, dünya hakemleri, işte Dünya Tekvando Federasyonu'nun yetkilileri, bütün federasyon başkanları dünyanın hepsi senin bayrağının altında senin sayende ayağa kalkıyorlar.
Bu çok farklı bir şey. Anlatmakla olmaz, yaşamak lazım diye bir düşünüyorum yani.